Antalya kale içinde tarihi esintileriyle süslenmiş, eşsiz yemekleri, farklı konsepti ve farklı kültürüyle bizi adeta bambaşka bir dünyaya götürecek otantik Bavaryan Butik Otel'deyiz. Ve yanımda da bu güzel otelin sahibi Mustafa Bey var. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Mustafa Kul. İki çocuk babası, evliyim. Münih'te doğdum. Orada büyüdüm ve şu anda şahane bir şehir Antalya'dayım. Hoş geldiniz Antalya'ya Mustafa Bey. Ne kadar zamandır buradasınız? Şu anda yaklaşık bir 4 hafta oldu. 4 hafta ve yeni bir işletme. Antalya'da, Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptınız ve Antalya'da yeni bir işletmeye başladınız. Yeni bir işe geçiş yaptınız. Bu işe geçiş hikayeniz var mıdır? Kuruluş aşamanızdaki hikaye nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Evet, tabii ki. Eşimle yaklaşık bir sene önce Antalya'da tatil yaparken bir otelde yemek yerken bir çerezimiz geliyordu. Ve yanında iki çiftimiz vardı ve bunlar tabii ki bizi fark etmediler. Bizim kaseden iki tane fıstık aldılar. Tabii ki göz göze gelince şok oldular ve tabii ki hemen özür dilediler. Ve oradan bir samimiyet kaynaklandı. Ve o samimiyetten de böyle bir konsept oluşuyor. Türkiye'ye yalnız mı geldiniz? Hayır. Tabii ki eşimle geldim. En büyük destekçim eşim zaten. Tabii ki şu anda yani eşim yurt dışında. Oradan bana çok destek veriyor. Ama tabii ki her fırsatta kendisi burada olacak, destek vermek için bana. Peki Mustafa Bey, Bavaryan kültürü nedir? Bavaryan kültürü kendine has bir kültürdür. Almanya'nın Münih kentinde bildiğiniz gibi. Kendine has bir kültürü olmakla yani içeceğinden, yemeğinden ve gördüğünüz gibi yöresel kıyafetlerinden. Bu arada size de çok yakışmış. Ve bunu burada Antalya'da kale içinde tanıtmak istiyorum. Siz de bu otelde yöresel kıyafetleri giyiyorsunuz ve personellerinizle de bunu tercih ediyorsunuz sanırım. Evet, aynen öyle olacak. Tabii ki Antalya kale içinde bir farklılık yaratmak istiyorsak bayan ve bay elemanlarımız bu kıyafetleri giyecek. Peki kıyafetler dışında bir de yemekler var. İşin sırrı belki de yemeklerde. Sizin mutfağınızda Bavaryan kültürüne ait yemekler mi var yoksa Türk özgü yemekler de mi var? Türk yemekleri de mevcut mu? Evet, eşimle şöyle bir konsept oluşturduk. Burada Türk yemeklerinden Bavyera yemeklerini birbirini harmanlaştırıp çok farklı bir yemek ortaya çıkarmak istiyoruz. Ve bunu da zaten denemelerde çok şahane bir yorumlar aldık. Ve çok da iyi olacağını düşünüyorum. Kale içinde Bavaryan kültürünü yansıtan tek otel, Butik Otel sizin oteliniz. Ve kısa sürede de insanlara ulaşmayı başardınız diye düşünüyorum ben. Çok keyifli ve güzel bir otel olmuş burası. Evet, aynen öyle. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Ve herkes soruyor zaten. Şu an Antalya'da, kale içinde ve Antalya çevresinde tek Bavyera restoran ve otel olarak biz açmış bulunuyoruz. Ve bu farklılığı da en yakın zamanda herkese yaymak istiyoruz. Peki Mustafa Bey, personelinizi ya da ekibinizi oluştururken neye dikkat ediyorsunuz? Tabii ki ilk önce Almanya'da geldiğim için tabii ki disiplin en önde geliyor. Ve bu disiplini tabii ki burada yansıtmak biraz zor olsa da tabii ki Türk elemanlara ve bu elemanlara da tabii ki yansıyacağım. Sıkıntımız var burada. Eleman bulmak da çok zor. Deneyimli ve deneyimsiz. Bunun üzerine de tabii ki sıkı bir disiplinimiz gelince daha da zorlaşıyor. Ama bunun bir ortak yolunu bulup sistemimizi oturtmaya çalışacağız. Peki Mustafa Bey, odalarınızdaki konsept nasıldır? Şimdi şöyle bir şey var. Kale içinde tabii ki tarihi yer olduğu için bu güzel oteli de tarihi 200 seneye dayanan çok otantik bir tarihi var. Tabii ki bu 200 sene dayandığı için de bir Osmanlı veya da bir oryantal konseptli. Ve biz de bu oryantal Osmanlı konseptini Bavyera konseptinden birleştirip odalarımızı müşterimize öyle
hizmet vermek istiyoruz. İnşallah diyoruz ve son söz olarak Mustafa Bey seyircilerine söylemek istersiniz. Seyircilerimize şunu iletmek istiyorum. Bu Antalya Kale içinde çok samimi bir aile atmosferi ve çok farklı bir yemek, çok farklı bir içecek görebilirsiniz. Bu keyifli röportaj için teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim.